Yani yavru olması avantaj oldu benim için. Bel çantama koyuyordum ya da çantamı içinde geziyordu. Küçüktü çünkü. Zamanla o da alıştı. Hani çantadaydı genelde. Sonrasında omuza alıştırdım. Şimdi omuzda mı? Artık omuzda. Artık taşıyamıyorum. 5 kilonun üstüne geldi, fıtık olacağım. Bisikletin arkasına sepet yaptık. Onun içine koyuyoruz bazen. Omuzda o olmasından kaynaklı. Bir de kıyafet giymesinden kaynaklı. İlgi çekiyor. Aslında yurt dışına gitme planımız var. Biz de yeni evlendik zaten. Bir balayı durumu var. Bakalım hani olabilirse inşallah. Azman'ı burada bırakmayı düşünmüyorum. O da gelecek bizle birlikte. biraz kedili kız diye tanıyorlar. İşte bisikletle geçerken falan artık tanıyorlar bizi. Eve çağırdığında bazen diyor ki hani ben tüye karşı alerjim var. Azman gelmesi olmaz mı diye ricalarda bu. Çünkü biliyorlar ki her daim yanımda. Yani nikah masasında bulunamadı. Dediğim gibi orası biraz kalabalıktı. Sandalyeye koyduk ama annesinin nikahıyla çok ilgilenmedi. O ara etrafa çok bakıyordu. Gezi planlarımız, her şeyimiz hani artık üçüncü bir yani evimizden biri olduğu için sürekli yani kedisiz bir yere gidemiyoruz aslında. Her planımızı mutlaka Azman'la birlikte yani kedimizle birlikte yapıyoruz. Kamp yaptık, kamplarla birlikte dağlara falan da çıktık. Yani sürekli geziyoruz ve gezmeye de devam edeceğiz. Böyle kavrum. Daha şu an kavrum değil mi? Nereye gidiyoruz? Ormana. Orman yok hayatım orada. Buzul gölleri. Şapkası. Şapkası. Neresinde? Neresinde?